Şimdi aslında bu söyleşimizi moderatörlüğünü Sayın Nerdin Macit hocamız yapacaktı. Ancak onun bir toplantısı çıktığı için bu şeref bana nail oldu. Ben hocamı eserleriyle tanırım, gıyaben tanırım. Ama böyle şahsen tanışmadık henüz hocamızla. İsterseniz birazcık hocamızla ilgili bilgi vereyim. Bizi dinleyen öğrencilerimize, belki işte hocalarımızla. Profesör Doktor Hüsnü Erdoğan hocamızla biraz yakından tanış olsunlar. Hocamız 1955 yılında Adana'da Hacıbük köyünde doğdu. İlk ve orta tahsilini Adana'da tamamladıktan sonra 1978 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi hocamız. 1986'da doktorasını tamamladı. 1989 döneminde din sosyolojisi bilim dalında doçent oldu. 1995 yılında profesörlüğe yükseldi ve 1999 yılında Kahramanmaraş Suçi İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesine tayin oldu. Hocamızın çok fazla hem yurt içinde hem de yurt dışında yayınlanmış güzel eserleri var. Birkaç tane sadece örnek eserlerinden birkaç tane hocamızın örnek göstermek istiyorum. Benim çok ilgimi çeken konulardan Protestan etiğine dayalı liberal ahlaklık ve ekonomik küreselleşme veya dini motifli terör fenomeni ve İslam'ın siyasal istismarı, Orta Asya'da militan İslamcı hareketler ve Vahabilik. Benim özellikle çok sevdiğim bir konu, benim çok ilgimi çeken bir konu da bir bayram aslında, Nevruz. Nevruz'la ilgili hocamızın güzel çalışmalarının olduğunu biliyorum. Türklerde doğa sevgisi ve Nevruz geleneği. Türk toplumunun bütünleştirici dinamiği olarak Nevruz. Böyle eğer ben hocamızın çalışmalarını sayarsam hocamıza hiç söz kalmayacak. Onun için kıymetli hocama sözü bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Bu teknik arızadan dolayı da, yani benden kaynaklanan problemden dolayı da özür diliyorum. Bayağı beklettik yani. Bu hakikaten ben çok anlamıyorum bunu. Onun için de sağ olsun arkadaş değiştirdi kamerayı. Böylece herhalde konuşacağız ama başlangıcı iyi olmadı. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Evet, ben teşekkür ediyorum ve inşallah iyi bir söyleşi yaparız. Ondan sonra da faydalı olabilirsek ne mutlu. Şimdi böyle bir konu bana vermişsiniz ki yani ben işin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Konu hakikaten çok ilginç, güzel ama içeriğini nasıl dolduracağız onu da çok iyi bilemiyorum. Her neyse bir deneyelim yani bakalım. Şimdi sosyal bilimsel araştırmalarda en önemli analiz aracı kavramlardır. Dolayısıyla bizim laboratuvarımız fiziki bilimler gibi değil. Ölçüm, biçim, biçim aletlerimiz bizim bu şekilde analitik araçlar oluyor. O yüzden de konunun başlığına baktığımızda hem epistemik hem de cemaat sözcükleri var. Bir kere işin başında söyleyeyim. Ben bu cemaat kavramına çok da sıcak bakmıyorum yani. Bunun yerine evet belki de İngilizceden community bunu bir cemaat olarak çeviriyor. Olunabilir. Bir topluluktur. Ama society bazen bazı çeviriler vardı bir zamanlar. Oradaki society'yi sosyete diye çevirmişlerdi yani. Bu da hiç alakası yok böyle bir çevirinin. Onun için ben bir kere iyi aracımızı, tahlil aracımızı iyi belirlememiz lazım. Acaba onun yerine A şebeke falan desek, bu sefer de Randall Collins diye bir herif var.
Sociology of Philosophies diye, felsefelerin sosyolojisi diye bir kitabı var. Bayağı meşhur ama herhalde çevirdiler, çok da bilmiyorum yani. Burada bunun bir entelektüel ağlar zinciri diye bir teorisi var. Yani entelektüel ağlar teorisi. Bu teoriye göre fikrin üretilmesi ve paylaşımı ve nakledilmesinde bazı faktörlere önem veriyor veya bu faktörlerin olmasının zorunlu olduğunu ifade ediyor. Nedir bunlar? İşte birinci olarak duygusal enerji faktörü, yani bir entelektüelin bir bilgiyi üretebilmesi, bir fikri üretebilmesi ve bunu nakledebilmesi için her şeyden evvel o entelektüel ağ içerisinde bir duygusal enerjinin hasıl olması gerekir diyor. İkinci faktör olarak da söylediği kültürel sermaye kavramından söz ediyor. Diğer bir faktör olarak da yapısal bir faktörden söz ediyor. Dolayısıyla bu çerçevede bir fikrin, düşüncenin oluşturulabileceği ve bu şekilde de nakledilebileceğini ifade ediyor. Ama bu söylenenlere baktığımız zaman olayı aynen cemaat kavramıyla sanki ona benzetiliyor. Bu bakımdan da yani hem epistemik hem cemaat bir anlamda çok da doğru bir tabir değil gibime geliyor ama bir ara bu Hüsamettin Erdem Hoca'nın, rahmetli ki oldu herhalde 2 sene önce, böyle bir epistemik cemaat biçimli bir tezi vardı, doktora tezi. İşte rahmetli Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç, ondan yapmıştı herhalde o tezi. Bayağı bir ses getirdi. Tabii şu açıdan ses getirdi. Cemaat lafı bizim kültürümüzde eskiden beri var olan bir tabirdir ve dini yönü, dini vurgusu ağır olan bir tabirdir. Dolayısıyla aslında bu cemaat sözcüğü bir anlamda meseleyi indirgiyor, daraltıyor ve aynı zamanda da partikülaristik bir eyleme sokuyor işi yani. Buradan partikülaristik dediğimde şunu kastediyorum. Yani dini grup ve organizasyonlarda genel olarak her türlü dini organizasyon kendisinin partikülarist olduğunu iddia eder. Bununla din sosyolojisinde bu kavrama baktığınızda genel olarak partikülarizm, liderin ortaya koyduğu belli davalar uğruna tüm insanların, bağlıların daha doğrusu, maddi ve manevi, yani tüm enerjilerini, varsa mali güçlerini seferber etmeleridir. Yani böyle bir mobilizasyon ya da seferberlik dediğimiz bir tez ortaya atılıyor. Böyle olunca tüm cemaatlerin ortak özelliklerinden biri budur. Aynı zamanda cemaat dediğiniz zaman hemen beraberinde bir çatışmayı da çağrıştırır. O yüzden de kendisinin gerçek doğruyu temsil ettiğini iddia eden bu tür yapılanmalar kendi dışındaki ana akım dinle, ana akım siyasetle, yani o toplumun tüm değerleriyle ve yapılarıyla çatışmacı bir ilişkiye girer. Bunun kimi zaman bu çatışmacı ilişkiler periyodik olarak veya konjonktürel olarak çok sert olabilir veya yumuşak olabilir. Ama mutlaka böyle bir çatışma potansiyeli
her zaman vardır. Bu bakımdan da bizim toplumumuzda da bu cemaat türü yapılanmalar aslında ana akım dine karşı alternatif tüm yapılanmaları bu kategori içerisinde genelleyebiliriz. Her ne kadar dünyadaki farklı dini geleneklerde ortak kalıplar olarak belirleyebileceğimiz işte sekt dediğimiz, belki bu İslami kültürde fırka diyebiliriz. Aynı zamanda bu sektin yanında kült dediğimiz ve yeni bir dini hareketi tasvir etmek üzere kullanılan bir tabirdir. Ve bu kült aslında oldukça önemli, tehlikeli bir kavramdır. Bu şu açıdan söylüyorum. Kült tipi hareketler genelde bağlılarını ailelerinden koparır. Toplumla çatışmacı hale getirir. Yani her türlü olumsuz yapılanmalarda başat rol oynar. Bu bakımdan da bunlara belki de yeni dini hareketlerin 60'lı yıllarda gördüğümüz bu yeni dini hareketlerin temelindeki çekirdek yapılanma kült tipi hareketlerdir. Bunun üzerinde durmak lazımdır. Fazla durulmadı. Mesela hepimizin malumu 15 Temmuz'da bu hain darbe girişimi yaptı FETÖ. Şunu da belirteyim, bu FETÖ ile ilgili ben 2000 yılında bir yazı yazmıştım. Muğunculuk hareketiyle bunun arasındaki benzerlikleri ortaya koydum. Muğunculuk da Kore asıllı, Koreli bir zatın Amerika'ya giderek veya götürülerek, bilemiyorum tabii, Amerika'da, Amerika din pazarına girerek orada bir takım faaliyetlerde bulunduğunu biliyoruz. Bu Muğunculukla bu FETÖ arasında çok yakın bağ olduğunu, bu bağın organik bir bağ olduğunu ve belki bazı benzerliklerden dolayı değil ama sanki aralarında ciddi bir bağın olduğunu ve bu bağı da oluşturan başka mekanizmaların olduğunu düşünüyorum ve kuvvetle de muhtemel olduğunu söylüyorum. Şu açıdan söylüyorum. Ben her zaman şunu söyledim. Türkiye'de iki tehlike var. Bunlardan bir tanesi iç tehlike olarak bu FETÖ'nün tehlikeli olduğunu 2000 yılında söyledim. Ondan önce de uluslararası düzeyde de Vahabizmin oldukça tehlikeli sonuçları olabileceğini ve bunu da dikkate alarak, çünkü Vahabiliği biliyorsunuz 18. yüzyılda bugünkü Riyad dediğimiz bölgede, Necid bölgesinde Muhammed bin Abdülvahhab denen bir dini lider ve o bölgenin önemli kabilesi olan diğer kabilelerden koruma adı altında vergi alan bir kabile, yani şu andaki Suud ailesinin dedelerini oluşturan, zaten ilk ittifak ettiği de Muhammed bin Suud'la Muhammed bin Abdülvahhab anlaşıyorlar. Ve bu anlaşmada, yani ilginç olan yerini söylüyorum hemen. Bu anlaşmada Muhammed bin Suud diyor ki şeyhe, benim şu anda birçok gelirlerim var diğer kabilelerden elde ettiğim. Çünkü sosyoekonomik yapıyı biliyorsunuz. Bunlar birbirlerine saldırırlar. Yani mal varlığı, zaten mal varlığı yok. Kim kimin den insan devşirirse
kadınsa cari olur, erkekse köle olur. Zaten bu da çok tarihte bu Arap şeyhlerinin, tüccarların uğraştığı alanlardan bir tanesi köle ticaretidir. Onu da, o ayrıdır. Onu şöyle parantez içinde belirttikten sonra İbn-i Suud diyor ki ne olacak? Benim durum ne olacak? Bu gelirlerim ne olacak? Hadi birleştik. O da diyor ki sen canını sıkma diyor. Biz bir olduğumuzda ganimetle dünyanın senin kazancından daha fazlasını elde edeceğiz. Bunun üzerine zaten diyor Osmanlı Devleti bunların kanı ve canı helaldir diyerek ilk isyanı böylece başlatmış oluyor. Ve tabii bu süreç devam ediyor ve bugün dünyada birçok oluşumların, yani tehlikeli oluşumların din adı altında temelinde bunların görüşlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani konu dağılıyor ama bir örnek vermek istiyorum. Sri Lanka'nın başkenti olan Colombo diye bir yer var. Bu Colombo'da çok güzel bir cami var. İki tane güzel tarihi cami var. İkisi de birbirine benzemiyor. Son derece güzel, mimarisi farklı. Bu camilerden birinde Camiül Alfar denen, daha çok oradaki tüccarların yaptığı, orada bir ticari yer var. Esnaf ve okuyan kesimin büyük bir bölümü, belki de Müslümanlar azınlık diye, bunlar ticaretle uğraşıyor. Biraz orta tabakayı oluşturuyor. Cami de iyi, güzel yapılmış. 5 katlı falan. Çıktım, baktım ki en üst katta tablolar var. Bu tablolar işte resim, Kabe resmi falan yapılmış. 19. yüzyıldan kalma bu resimler. Hepsini indirmişler. Atılacak yani. Hatta dedim bunun birini şöyle alsam götürsem, bezin üstünde falan da vardı. Boyalı, güzel yapılmış. Şimdi yolda dedim tutarlar, bir şey olur, kaçakçı oluruz falan. Atacaklardı onu yani. Çünkü biliyorum. Çünkü bunlar bidat olarak görülüyor. Ve zaten orada %7-8'lik bir oran Müslüman Sri Lanka'nın. Bunlar da birbirleriyle mücadele ederek, hatta bir dönemde bu Selefilik adı altında bu Vahabiler orada kışkırtmışlar insanları ve arada çatışmada ölenler de var yani. Şimdi bir yandan da bunların üzerinde Budistlerin saldırıları var ve ilginçtir. Budistler bu adamların dükkanlarını yakıyor. Yani burada bir bizim sosyolojide çatışma perspektifinden baktığınız zaman insanlar demek ki rol çatışması. Yani ben niye ticaretle uğraşamıyorum, sen niye para kazanıyorsun? Aslında bu var ama yüzeysel olarak da din savaşıymış gibi. Halbuki temelde böyle bir sosyoekonomik yapının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buralardaki bir takım çatışmalarda bu Vahabiliğin yani etkilerini görüyoruz. Hatta son günlerdeydi, bundan bir ay önce Suudi Arabistan'ın güya ulema başkanı açıklamada bulunuyor. Bu açıklama işte İhvan-ı Müslümin'i kafir ilan ediyor. Yani bu tür hareketlerin temelinde böyle küfürle itham etmek, zaten bu şekilde bir ayrımcılığa yol açmak oldukça bilinen bir usuldür. Bu bakımdan uzatmayalım. Dedim ki bu Vahabilik de uluslararası düzeyde başımıza bela olur. Ona göre politika belirlememiz lazım. Yani bu insanların böyle bazı arzular, emekleri olabilir, emelleri olabilir. Buna göre hazırlıklı olma anlamında bu iki tehlikeye dikkat çekmeye çalıştım. Ama yani şu var,
Bizim zaten görevimiz bildiğimiz bildiklerimizi bir gelecekle ilgili efendime söyleyeyim bir kehanette bulunmak değil, bildiklerimizden yola çıkarak, analizlerimizden yola çıkarak bir gelecek vizyonu, düşüncesi yapabilmek. Bunun için de strateji geliştirmek veya politika belirlemek, yardımcı olmak, daha doğrusu politika belirleyenlere fikri anlamda yardımcı olmak, bir altyapı oluşturmak bakımından bunlarla ilgili yazdık, söyledik. Maalesef işte her ikisi de şu anda gözlemliyoruz. Siz de işi yakından takip ediyorsunuz. Buradan gelelim bu Kürt olayına. Kürt olayı Batı'da acayip bir biçimde, yani kamuoyunda nefret edilen bir kavramdır. O bakımdan 2001 yılındaydı. Bu Londra'da bir London Economic School mu ne bir yer var. Prestijli bir üniversite. Orada bir sempozyum düzenlenmişti. Ben hatta o sempozyumda bildiri olarak bu dini cemaatler üzerinde durmuştum. Zaten bakın bir iktisat üniversitesi ama burada bakın dini hareketlerle, yeni dini hareketlerle ilgili bir sempozyum yapılıyor ve belki de buraya binlerce insan geliyor. Bunlardan da bir politika belirleniyor. Yani bu bildirilerden bir sonuç elde edilerek ona göre devlet bir politika belirliyor. Niye böyle bir şeye girişimde bulunuyorlar? Çünkü Kürt hareketleri kamuoyunda ciddi problem olarak karşılaşılıyor ve hep şikayetler gençlerin ebeveynleri bunu, çocukları elimizden alıp bunları anarşist yapıyorlar. Dolayısıyla bu tehlikelidir bunlar ve çok yerde de koğuşturmalara sebebiyet veriyor. Ama işin ilginç yanı bu tür oluşumlar ABD tarafından çok da tehlikeli gözükmüyor. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi 1970'li yıllardaydı. Latin Amerika'da Liberation Theology diye bir akım çıktı. Yani şöyle söyleyelim, Katolikliğin içerisinde solcu bir, yani bir sol renk katılmak isteniyor. Çünkü orada Latin Amerika'da işte ordu, efendime söyleyeyim, toprak sahipleri ve siyaset arasında bir bağ var. Çok yakın bir bağ var. Yani iktidar seçkinleri diye ortaya atılan teorinin tam da uygulama yeri gibi. Bunun üzerine bayağı Katoliklik sol içerik veya söylemle kendine yer edinmeye çalışırken Protestanlık da yeni formül arayışına giriyor. Bu süreçte daha çok bakın yeni dini hareketler bir formülasyon olarak Amerikalı din sosyologları tarafından üzerinde durulan ve teorik bir temele oturtulan, yani dini piyasa modeli dediğimiz bir modeli benimsemek suretiyle aynı ekonomiden aldığımız, ödünç olarak ekonomiden aldığımız bir kavramı dini piyasa modeli olarak dini alana uygulama başlayarak bir anlamda kültik hareketler teşvik edildi. Niye edildi? Yani şöyle, bir kere kapitalizmin, neoliberal felsefeye dayalı kapitalizmin kamuoyunda yaptığı sıkıntılar, meydana getirdiği sıkıntılar, ekonomik güçlükler, buna karşılık da sol söylemin
karşısında bir yer edinmeye çalışması. Böyle bir durumda her ikisi arasında bu birazcık darbe yiyen neoliberal temelli finans kapitalizmi kendine yeni alan açabilmesi için aile benzeri yeni oluşumları teşvik etmiştir. Mesela Hayek, bildiğimiz en büyük neoliberal hocalardan biridir. Bunun vahşi kapitalizmin olumsuzluklarına karşı önerdiği küçük aile benzeri cemaatçi yapıların oluşturulması şeklinde iki gelişme, iki alanda beslenen, felsefi anlamda Hayek'in düşünceleri Amerika'da da liberation teolojiye karşı yine çözüm olarak küçük grupların, dini grupların teşvik edilmesi tezi bir şey buldu, kendine bir alan bulabildi. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'ne de yetişen sosyologlar daha çok dini piyasa modeli çerçevesinde aynı firmalar gibi dini grupların, yani cemaatlerin birer firma gibi görülüp bu firmaların aralarında rekabet ederek taraftar kazanmaları ve buna göre varlığını sürdürerek taraftarlarını nasıl aile içerisinde insanlar belli bir kısmi huzur içinde oluyorsa bunu temin etmeye yönelik olarak böyle bir formülasyon geliştirildi. Şimdi bu kültik hareketler yoğun bir biçimde demek ki teşvik görünce şunu ben o zaman söyledim. Eğer herhangi bir yerde bir dini grup ortaya çıkmışsa, eğer bu küresel bir güç haline gelmek istiyorsa bu Amerika'daki din pazarına girmesi lazım. İşte Kore'de çıkıyor bakın adam 50'li yıllarda, 60'larda Amerika'da faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı şekilde FETÖ buradan bahanelerle hasta deniyor. Ondan sonra bu bahaneyle o da gidiyor ve evrensel bir din olma, yeni din olma iddiasındadır bunlar. Aslında her türlü cemaatçi yapılarda zımnen de olsa böyle bir ileriye yönelik yeni bir din olarak biçimlenme zımnen vardır yani. Şimdi öyle olunca bu Amerika din pazarı dediğim zaman işte herkes istediği gibi burada görüşlerini ortaya koyabilir ve aralarındaki rekabette daha iyi bir din çıkabilir. İnsanlarda da rasyonel bir seçim vardır. Herkes bu rasyonel seçime göre gider, kafasına uygun bir yere girer. Mantık bu. Yani arz yönlü bir teori. Arz yönlü derken yani din ortaya konuyor ve bu din gelişerek müşteri buna göre ayarlanıyor. Eğer başarılı olursa tamam daha da geliştiriyor. Olamadığı zaman aksiyon yönleri yeniden yorumluyor ve müşteriyi artırıyor. Şimdi cemaatlere baktığınız zaman aşağı yukarı aynı mekanizma işliyor. Yani taraftar elde edebilmek için onların ne hoşuna gidiyorsa, ne gidebilirse ona uygun politikalar üretiyor, söylem üretiyor. Dolayısıyla ana akım dinle mücadeleye başlıyor. Şimdi bu laf uzar. Bu şekilde hem Moon hem de FETÖ her ikisi de Komünizmle Mücadele Derneği olarak işe başlamışlardır. Hatta Moon Kuzey Kore, Güney Kore ayrımında ayrıldığı dönemde Kuzey Kore tarafına düşmüş ve orada hapis yatmış. Zaten bu tür hareketlerde
bu tür hareketlerde gördüğümüz dört mekanizma işler, her türlü cemaatte bu işler, bir kutsalla kurulan irtibat çerçevesinde bir somutlaşmadan söz edilir. Yani bir kutsal varlık ortaya konur. Ondan sonra bu kutsal varlığa bağlanma mekanizmaları üretilir. Bu bağlanma mekanizmaları ile beraber ritüeller oluşturulur. Ve bu ritüellerden sonra mitler oluşur. Yani o kutsal varlıkla ilgili, işte onunla ilgili ileri geri konuşursan çarpılırsın, şu olur bu olur gibi bir takım mitler türetilir. Bu bütün cemaatvari oluşumların hemen hepsinde vardır. Bunun epistemik olanında da vardır, olmayanında da vardır. O bakımdan da bu şekilde demek ki bir somut kutsal varlık oluşturuluyor. Bunun için bağlanma mekanizmaları üretiliyor. Genelde bu bağlanmalarda rüya çok kullanılan bir metottur. Diğer yandan bir takım ritüeller buna uygun, yani bağlanmayı geliştirecek. İşte cemaatlerde bunlar mesela kerametler vardır yani. İşte der ki lider, peygamberlerin mucizesi vardır tarikatında veya cemaatinde, bunların da kerameti vardır diyerek bu şekilde insanları toplamaya, yeni taraftarlar elde etmeye başlar. Bu şekilde devam eden süreç, dikkat ederseniz tüm cemaatlerin ortak noktaları olarak ortaya çıkar. Şimdi bu meseleyi analiz ettikten sonra Türkiye'de sosyoloji geleneği içerisinde bazı oluşumlar söz konusudur. Yani bunlara bölmeler şeklinde diyebiliriz. Bu bölmelerle bazı yerler kendilerine bir ayrıcalık konum ortaya koyarlar. Bunun yanında da genelde belki bazı yeni kalıplar ortaya çıktı. Artık insanlar belli bir yaştan sonra, akademisyenler başka yerlere gidiyor. Böyle bir hareketlilik var. Ama buna rağmen deniyor ki yine de bazı üniversiteler prestijli ve dolayısıyla bunların sosyoloji departmanlarında çalışanların bir ayrıcalığı var diğerlerine göre. Dolayısıyla bunlar bir epistemik cemaat olarak kendileri, hatta bir kısmı uluslararası düzeyde görüyor kendisini, bir kısmı da ulusal düzeyde görüyor. İşte ben de Hacettepe'de okurken, nerede okuyorsun? Hacettepe'de derdim yani. Niye? Bir prestij. Allah Allah, milletin aklına hemen tıp fakültesi gelirdi. Bir statü aracı gibiydi sanki. Dolayısıyla sanki Hacettepe'yi hangi bölüm olursa bitiren bir numara gibi addediliyordu. Halbuki bütün bölümleri bir numara değil yani. Ama öyle bir algı oluşmuştu insanlarda. Böyle bir statü farklılaşması oluşmuştu. Şimdi buradan yola çıkarak bazı sosyoloji birimleri farklı, kendini farklı görme anlamında orijini itibariyle orijinal görüşler ortaya koymadan ziyade, yani toplumun kültürüyle ve geçmişiyle alakalı sosyolojisini yapmadan ziyade batıda oluşan bir takım doktrinleri, teorileri bu teorilerden birine bağlanarak memlekette kendilerine farklı bir konum oluşturmaya çalıştılar. Halbuki bu yararlandıkları sosyologlara baktığınız zaman hemen hepsinin de
hemen hepsinin de memleketlerinde karşılaştıkları problemlere bir şey verme, problemlere bir çözüm üretme yolunda faaliyette bulunduklarını görürsünüz. Aynı zamanda da buradaki yetişenler bütün alanlarında ve diğer sosyal bilimsel alanlardaki klasikleşmiş çalışmalardan haberdardır ve bunların üzerinde iyi biçimde analizler yaparlar, düşünürler ve düşünce üretirler. Ama bize gelindiği zaman biz bunların analizlerini aynen tekrarlamak suretiyle bir konum elde etmeye çalışırız. Bu bir kere doğru bir yöntem değildir. Öyle olunca da bazı entelektüel ağlar diyelim, kendilerini farklı, ayrıcalıklı bir konuma getirmek suretiyle ister istemez diğerleriyle bir hiyerarşik farklılaşma da ortaya koyduklarını görüyoruz. Bunun sebebi nedir? İşte farklı sosyoloji anlayışlarının ülkemizde varlığında hemen ilk planda işte bu işin idari bir takım problemlerden kaynaklandığı şeklinde hazır cevap vermeye çalışırlar. Bence durum öyle değildir. Benim anlayışıma göre bizdeki bilgi üretimi, bilginin dağıtımında önemli olan bir eksiklik vardır. O da duygusal enerji hasıl edecek bir takım ne diyelim bunlara, sembollerin etkileşim ritüellerinin olmayışıdır. Buradan neyi kastediyorum? Buradan kastettiğim şudur. Evet, farklı düşünceler olabilir. Ancak bu farklı düşüncelerin temelinde ortak bir kaidenin olması lazımdır. Bu ortak kaide de kendi kültürümüzde yetişmiş, klasikleşmiş ilim insanlarının görüşlerini tanımak, bunları bilmek ve bunların ortaya koyduğu, bunlardan yararlanmak suretiyle bir millilik esasında memleketin ilerlemesi, kalkınması ve dünyadaki mevcut durum içerisinde kendine önemli bir yer edinebilmesi için fikir önderlerinin bu gelenekten yararlanması lazımdır. Kopma yerine yararlanması lazımdır. O zaman ne olur? Böyle bir ideal ortaya konduğu zaman bu ideal sizi duygusal yönden enerjik hale getirir. Bir insan duygusal olarak enerjisiyle yüklenmezse o insan üzerine ölü toprağa serpilmiş gibidir. Tamamen pragmatisttir yaklaşımları. Yani bir şey olmak için, akademiyada ilerlemek için ne lazımsa, sınırları belli, bazı şeyler yapmasını yerine getirmesi gibi, onları getirip tamam yükseliyor. Bu böylece buradan bir fikir, bir episteme gelişmesi çok mümkün değildir. O bakımdan bunun başında ben bu bilimi niye yapıyorum, ne gibi bundan menfaatler olacak bu memleketin içinde yaşadığım toplumun, bu şekilde bazı sembollerin ve ritüellerin olmasıyla bir şekilde bu enerji elde edilmiş olur. Bu enerji elde edildiği zaman, yani ortak beslendiğiniz zaman, bunun üzerindeki farklılıklar önemli değildir. O farklılıklar daha da gelişmelere yol açabilir. Onun için bu enerjiyi hasıl edecek temel damarların iyi keşfedilmesi ve bunların üzerinde iyi düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer bu olmazsa, yani bir entelektüel çevre içerisinde böyle bir
etkileşim ritüelleri oluşturamazsanız ve duygusal bir enerji hasıl edemezseniz buradan bir şey çıkmaz. Onun için tabii bu duygusal enerjiyi hasıl ettiğiniz zaman bununla ilişkili olarak da şunu söyleyebiliriz. Yani kültürel sermayenizi artırmanız lazım. Biz sermaye dediğimiz zaman sadece fiziki sermayeyi, zenginliği, parayı anlamamamız gerekiyor. Zaten ünlü Fransız sosyoloğu Pierre Bourdieu, onun bu sermaye kavramsallaştırması var. Ondan ödünç olarak eğer alacak olursak, kültürel sermaye aynı zamanda Geertz'in de belirttiği gibi bir takım sembollerin, kutsal sembollerin iletişim aracı olarak kullanılmasıyla bu sembollerin insanların ve toplumun, daha doğrusu insanların üzerinde bir yeni ruh hali doğuracağı, aynı zamanda bu ruh haliyle beraber motivasyon kaynağı olacağı. Yani enerjiniz bu ritüeller yoluyla elde ettiğiniz veyahut da semboller yoluyla elde ettiğiniz bu ruh hali ve motivasyon sadece o işin olduğu anda olup biten değildir. Bu süreklilik arz eder ama devamlı tekrarlanması lazımdır. O zaman bu akademik çerçevede nasıl olur? Akademik çerçevede bunların oluşmasında birçok bilimsel etkinlikler söz konusudur. Bilimsel etkinlikler yoluyla bunlar hasıl edilir. Bu bilimsel etkinlikler aynı zamanda sembollerin gelişmesine, yeni sembollerin üretilmesine katkıda bulunur. Bu sebeple işte konferanslar, çeşitli bilimsel toplantılar ve en önemlisi de kitaplar yoluyla, bu bir anlamda kitaplar hakikat iddiasının somutlaşmış veyahut da nesnelleşmiş halidir. Yani objektif bir durum arz etmesi, yani subjektif yargıların giderek objektif ve bundan sonra da içselleştirilmesi süreci, Berger'in biliyorsunuz önemli, belki de sosyolojide Weber'in tahtını sarsacak bir adamdır, Peter Berger. Ondan sonra bunun ifadesiyle realitenin sosyal inşası diye bir tezini benden daha iyi biliyorsunuz. O bakımdan kitaplar yoluyla, konferanslar veyahut da paneller yoluyla bir takım düşünceler veyahut da sizin hakikat algınız, anlayışınız somutlaşmak suretiyle bir anlamda nesnel hale gelerek herkes tarafından elde edilebilir, okunabilir, tartışılabilir bir konuma gelmesi ve daha sonra da bunların benimsenmek suretiyle içselleştirilmesi, yani sosyal realitenin bir parçası haline getirilmesi. Bu bir süreçtir, bu bir etkileşimci süreçtir. Ama bu sürecin başında, yani öznel fikirlerin, tanımlamaların yapılabilmesi için bir donanıma ihtiyacımız vardır. Bu donanım da belli bir bilgi birikimiyle olur. Bu bilgi birikiminde alanımızla ilgili bilgileri elde etmenin yanında genel olarak toplumun kültürel hayatını şekillendiren ve aşağı yukarı hemen tüm bilim insanlarının
elinin altında olan bazı kaynaklarla beslendikten sonra bu insanların öznel tanımlamaları giderek nesnel hale gelir ve bu nesnellik de daha sonra bir realite halini alabilir. Bu bakımdan bu süreçte rahmetlik Erol Güngör öyle diyordu. Ya diyor, alimlerin terekelerine baktığınız zaman hemen hepsinde de birkaç ortak kitap görürsünüz. Ama bugün baktığınızda ben şimdi ölsem miras olarak bırakacağım kitaplar ya sosyoloji ya din sosyolojisi alanındadır. Bunun dışında başka bir şey göremezsin. O zaman nasıl bir ortak zemin oluşacak ve bunun üzerinde farklı biçimde yeni fikirler üretilip bunlar dağıtılacak. Onun için ben bu cemaat lafını kaldırıp bunu kullanmayıp, çünkü cemaat sınırlandıran, farklı yönlere yönlendiren ve her şeyden evvel kutsallaştıran bir yönüyle alternatiftir. Her zaman alternatiftir. Dini alandaysa ana dine alternatiftir. Başka alanlardaysa, epistemik alandaysa orada alternatiftir. Bunun için böyle bir daha toplumsalcı veyahut da toplumun menfaatlerini önceleyerek temel ana meseleler üzerinde fikir birliğine vardıktan sonra farklı düşünmeler tabii ki zenginliktir. Ama önce bu altyapıyı oluşturmak lazımdır. Batı'daki hemen bize mesela şöyle baktığınız zaman toplumda bu epistemik cemaatle uğraşanlara baktığınızda işin başında geleneksel dini epistemik cemaat, bir de modern pozitivist cemaat, epistemik cemaat diye böyle bir genel ikili bir ayrımdan söz edilir. Halbuki böyle bir ayrım işin ontolojisiyle de uyumlu değildir. Böyle bir ayrım çatışmanın da altyapısını oluşturur. Bunun yerine belki çoklu epistemik topluluklar denebilir. O yüzden de zaten bu çoklu modernlikler gibi Batı'da sadece moderniteyi bir homojenleştirme eğilimi vardır. Oysa bizim kültürümüzde böyle bir homojenleştirme söz konusu değildir. Çünkü biraz evvel örneğini verdiğim bu Kolombo'daki camiler, ikisine de desen ki bu cami, yok ya dersin bu kilise, tam ikonik bir görünüm var. Öbürü daha bir farklı, üstüne kubbesini nar gibi yapmış. Niye? Çünkü nar bereketin simgesidir. Orada da zaten tüccarların çoğu Müslümandır. Dolayısıyla onu simgeliyor. Bu şekilde yani kutsal simgeler yoluyla, semboller yoluyla bir etkileşim, bir iletişim söz konusu edilebilir. O zaman şunu söyleyelim. Genelde entelektüellerimizi besleyen ana damarların üzerinde durarak bunların, yani diyelim ki asistansa, asistan olarak girmişse, ben öyle yapıyorum. Önce klasiklerimizi okuyup bunlardan soruyorum. Yani git bunun özetini getir demiyorum. Çünkü millet teknolojiyi biliyor, yapıştırıyor, bilmem kopyalıyor falan filan. Yani bunları böyle bir altyapı, bir zemin oluşturup, bir kaydı oluşturup bunun üzerinde hadi Allah yolunu açık etsin, uğraş. Bu arada Batı'yı da öğrenin diye oralardaki önemli sosyal teorileri
çalışmalarını onları da istiyorum yani. Böylece ikisini sentezleyebilen ve hepsinden önemlisi de eleştirel bakabilen, yani olaylara ne olursa olsun eleştirebilen, yoksa cemaatte bir eleştirme söz konusu değildir. Ne derse baştaki zaten bir şekilde değişik mekanizmalarla adam kutsallaştırılmıştır. Kutsal olan bu varlığın karşısında bir şey diyemezsin. Onun için de çok bir eleştiriye bakmazlar. Farklı kitapları da okutmazlar. Çok önceydi yani. Ben Erzurum'dayken bir öğrenci geldi. Kız öğrenci. Ya hocam dedi, beni dedi akşam evden attılar dedi. Niye, hayırdır dedim. Ya dedi, ben dedi yasak yayın buldular. Bir fikir adamının, hatta o zaman rahmetli Necip Fazıl'ın bir kitabı varmış. O onu gördüler dedi. Ya bu yasak, sen bilmiyor musun falan. Hadi yalla. Beni dedi hocam akşam vakti valizimle ortalığa koydular dedi. Otelde kaldım dedi. Yani bu nasıl iştir falan. Bu böyle olur yani. Bunun A'sı B'si yok. Bu şekilde bir cemaatleşme olgusu netice itibariyle bu kimi zaman çok sert olabilir, kimi zaman yumuşak, ama mutlaka böyle bir eğilim söz konusudur. O bakımdan da benim görüşüm, bu tür cemaatleşme yerine ya da bölmelenme, kompartmanlara ayrılma yerine daha entelektüel birliğin sağlanmasında altyapı oluşturacak mekanizmalar üzerinde yetişmemiz, büyümemiz, gelişmemiz, dallanıp budaklanmamız lazım. Bunun için de dini bir alansa, dini alanda epistemi daha çok resmi, mesela ilahiyat fakülteleri benim içinde bulunduğum, belki Diyanet gibi bu tür yerlerin ürettiği veya buralarda üretilen bilgi. Ama bunu siz cemaatlere tevdi ederseniz, cemaatleri tırnak içinde tüm dini grup olarak, yani ayrı dini grup, kendi kutsal olan, kutsalları olan, ritüelleri olan, mitleri olanları kastediyorum yani. Bu da bütün cemaatlerde olan şeylerdir. Yani bütün cemaatlerde bir somutlama, bir bağlanma, bir ritüel, bir mit vardır. Olmayanı yoktur. O, çünkü o zaman cemaat olmaz. Bunun yerine rasyonel, eleştirel düşünebilen ve meseleleri tenkit ederek analiz edebilmeden korkmayan, kendine güvenen, yani özgüven değerlerinin, özbenlik değerlerinin verilmesi, kazandırılması, akademiyada da bunun yolu sempozyum, yazma, çizme, makale, şu bu, bu tür etkinliklere korkmadan girip buralarda rekabet ortamına kendimizi hazırlayabilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani çok bir sistemli konuşma olmadı ama benden bu kadar. Yani herhangi bir soru, nasıl formatı bilmiyorum ama ne olacak bilmiyorum yani ben. Hocama sonradan katılan öğrencilerimiz için belki bir kısaca söylemek gerekirse, din ve cemaatleşme olgusundan bahsetti ve gerçekten çok hassas bir konu bu din konusu, din ve bu cemaatleşme olgusu çok gerçekten hassas bir olgu. Hatta şöyle söyleyeyim, Sovyetler döneminde ateizm dersleri verilirdi ve bu dersler verilirken din için bir tarif konmuştu. İnsanların olağanüstü olaylar karşısında ortaya
çıkan bu acizliğine din ve ihtiram denir şeklinde bir tarifi de vardı bunun. Ateizm derslerinde öğretilen. Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu kült tipi hareketlenmelerin bu kültlere bağımlı olanlara ne kadar vermiş olduğu zararlardan bahsetti. Kamuoyuna verdiği ciddi sıkıntılardan bahsetti hocamız. FETÖ ya da Vahabilik gibi bir takım teşkilatlanmaların olumsuz etkilerini hocamız bizimle paylaştı. Bence öğrencilerimizin ya da dinleyen hocalarımızın soruları varsa hocamızı bulmuşken soralım. Evet, sanki Ünsal'ın bir sorusu var. Açabilir miyiz Ünsal'ın mikrofonunu? Merhabalar. Merhaba Ünsal. Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli bilgileriniz için. Uzun zamandır biz bu konferansı bekliyorduk hocalarımızın da yüksek tavsiyeleriyle. Ben şöyle bir soru yönetmek istiyorum. Şimdi anladığım kadarıyla FETÖ gibi veya Vahapist örgütleri dış menşeli dini toplum mühendisliği projesi gibi ifade ettiniz. Benim sormak istediğim soru da şudur. Bu tür bir örgütün ortaya çıkması için gereken bazı koşulları göz ardı edip de Ayetullah Hümeyni'yi bir cemaat lideri olarak kabul edecek olursak, bu tür bir yapı iktidara taşındığında ve devletleştiğinde yine bu tür bir cemaat olmayı sürdürür mü? Ve mesela İran eğer çok kötü bir örnekse, bu tür yapıların devletleşmesi vaki midir? Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şu var, bir olgunun, hareketin ortaya çıkmasında tek bir faktöre o hareketin bağlanamayacağını biliyoruz. Tabii ki eğer şartlar uygunsa sizi kullanıp bir şekilde yararlanmak isteyenler olabilir. Bu her zaman tarihe baktığınız zaman, din tarihine baktığınız zaman birçok yerde siyasi yapılanmaların bir sonucu, sosyoekonomik durumun bir sonucu olarak kurtarıcılar çıkmıştır. Yani kurtarıcı bu bizim dini literatürümüzde Mehdi olarak isimlendirilir. Hristiyanlıkta, Yahudilikte bu daha çok Mesih olarak, hatta mesela Yahudilikte Mesiyanik oluşumlar dinin akidelerinden biridir. Aynı şekilde Şia'nın yani 12 imam Şiasında da, diğer onun haricindeki diğer Şii gruplarda da bir Mehdi beklentisi vardır. Bu Mehdi beklentisi uygun koşulları arar. Bu uygun koşullar, şartlar yerine geldiği zaman da bu tür hareketlerin ortaya çıkma ihtimalleri yüksektir. Bazen de olmayabilir. Mesela Vahabiliği söyledim ama bu Vahabiliğin iyi incelediğiniz zaman bu oluşumdan İngilizlerin yararlandığını, dolayısıyla bu meselede belki biraz daha ileri aşamalarında fiilen işin içine girdiğini biliyoruz. Yani mesela şeye baktığınız zaman Mehdilik hareketi diye Sudan'da çıktı 19. yüzyılda. O da tesadüf değildir. Yani 1881'den 89'a kadarki süreçte bir Mehdi kültürü vardı buralarda. Dolayısıyla bu kültürden yararlanan Muhammed Ahmet, sonradan da El Mehdi dendi, bu adam çıktı ve kullanılarak önce Osmanlı'ya, daha sonra da İngilizlere olmak üzere, çünkü Mısır'da İngilizler, Osmanlılar, yani Osmanlı sözde yönetimdeydi ama İngilizler burada fiilen buradaydılar yani. Bu şekilde birçok faktör bir araya geldiği zaman ortaya bir hareket
çıkabiliyor ama dış tahriklerinde veya bu işte rolünün olduğunu biliyoruz. Bu bir sır değil yani. Bir hareket belli bir başarıya ulaştığı zaman varlığını sürdürebilmesi için onun içerisinde zaten birçok alt bölünmeler, bölmelenmeler zaten olmaya başlar. Ama bunu bertaraf edebilmek için farklı politik aygıtlardan yararlanır. Bir müddet durumu sürdürebilir. İran'da olup biten budur. İran eski geçmiş geleneklerden bilhassa Zerdüştlük'ten gelen bir takım uygulamaları, inançları çok iyi bir biçimde günümüze taşıyıp bundan yararlanmış bir millettir. O yüzden de bu her zaman mesela bu Mehdilik'ten çok yararlanıp bunu kullanmış ve belli bir yer elde etmiş. Ancak bunun içerisinde farklı oluşumlar olmaz mı? Olur. Şimdi diyelim ki Kuzey Kore'de dünyanın en müreffeh ülkesi deniyor. Kendi kamuoyuna yani. Öyle midir? İmkanı mı var yani? Bu şekilde propagandalarla, değişik aygıtlar, araçlarla varlığını sürdürebilir. Yok, bu demek değildir ki içeride bir takım ihtilaflar yok. Bir iç bölünme söz konusu değil demek değildir yani. Her hareketin içerisinde bunlar olur. Zaten demokratik yapılanmalar bu noktada bugün insanlığın ulaştığı en önemli bir birikimdir yani, bir tecrübedir. Bu bakımdan dini cemaatler içerisinde bir kere içeride bir demokratik yapı söz konusu değildir. Her şey liderin yönlendirmesiyle olur. O bakımdan da böyle bir şeyin içerisinde farklı bir grup ortaya çıkamaz. Çıkarsa da farklı gider ayrılır yani. O bölümde, o birimden ayrılır. Ayrı bir cemaat kurar. Hep tarihte böyle olmuştur. Bilmiyorum, çok da izah edemedim ama. Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben göremiyorum herhalde. Başka soru yok. Recep, ben mi göremiyorum? El var mı? Kaldıram. Yok herhalde. Hocam sesim geliyor mu? Ha, evet Çağdaş. Evet, geliyor. Çağdaş'ın sorusu var galiba. Evet, Çağdaş'ın mikrofonunu açabiliriz. Merhabalar. Demin birinin sesi geldi ama o benim sesim değildi. Bilmiyorum, başka biri soracaktıysa onu bölmüş olmayayım. Yok sanırım. Ağzınıza sağlık hocam. Dinliyoruz. Öncelikle. Ben şunu soracaktım. Peki bütün bunların ışığında sizce bütün bunların panzehiri demokrasi midir? Nasıl bir çözüm yolu izlenebilir? Bütün bu genel olarak İslam coğrafyasında, çünkü ciddi anlamda bir tarikatleşme kültürü var. Aslında aynısı Hristiyan dünyasında da var ama bu kadar çok etkili olduğunu görmüyoruz belki de. Sizce bunun sebebi ne ve bunun panzehiri ne olabilir modern dünyada? Evet, modern dünyada bunun panzehiri ne olabilir? Ben geçen seneydi, bu pandemi olmadan önceydi, bir Kore'ye gitmiştim. Orada bana bir tanesi dedi ki, bu metroda biz buradaki gibi ben davranıyorum. Bana lütfen dedi, sıraya geçer misin? Tabii özür dilerim dedim, geçtim. Ondan sonra bir başkasına bir soru sordum. O dedi ki, bak buraya otobüs yarın dedi. Yani oradan Japonya'ya geçecektim feribotla.
Bak dedi buraya 8'i bir geçe yazıyor. 2 geçe gelirsen bulamam dedi. Ona göre erkenden gel bekle falan dedi yani. Bizim burada böyledir dedi. Ondan sonra birazcık şahsi tecrübelerimle gördüm. Orada mesela sigara içmiyor, kimse içmiyor. Kurallara uyuluyor. Böyle bir kültür gelişmiş. Diğer yandan bu kuralların yanında iyi yetişme söz konusu. Yani eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş insanlar. Ve bunun yanında biraz ben ekonomiyle de uğraştığım için az buçuk orada da bize derlerdi yani. Şunu söylerlerdi. İktisadi problemlerin birçok iktisadi problem var ama bunların hemen hepsinin de çıktığı kapı gelir dağılımın adaletsiz oluşudur. Şimdi o zaman gelir dağılımında bir adaleti sağlayacaksın. İki, bununla ilişkili bir başka faktör, dış açık yerine dış fazla vereceksin. Bu da nedir? Bu da dış fazla vermenin yolu, yani kalkınan ülkelere baktığınız zaman bunların hemen hepsinde bir açıktan ziyade bir fazlalık söz konusudur. Bunun yolu nedir? Tasarruftur. Eğer tasarruf edip harcamalarınızı kısabilirseniz ve bir sermaye birikimine yol açabilirseniz o zaman gelişirsiniz. Ama şu var, bakın bu iktisadi politikaların adına ne dersen de ben iktisadi politikanın iktisadi sistemden öncelikli olduğuna inanıyorum. Uygun politikalar oluşturabilmek. İki, şu ana kadar insanlığın yönetimle ilgili olarak ulaştığı tecrübelerinin birikiminin sonucu demokratik bir yapı. Bu yarın değişebilir, başka bir şey olur. Meritokrasi olur, bilmem ne olur. Yani onu bilemem ama şu andaki mevcut durumuyla bunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Bir örnek vermeme müsaade eder misiniz bilmiyorum yani. Şimdi şöyle bir durum söz konusudur. Peygamberimiz vefat ettiği zaman kendisinden sonra nasıl bir yönetim kurulacağı, nasıl bir iktisadi sistem belirleneceği ile ilgili bir model önermemiştir. Bunu insanlara bırakmıştır. İnsanlar da kendi aralarında olumsuzlukları giderecek mekanizmaları bulabilirler, üretebilirler. Bu yani olmaz diye bir şey değil. Şu anda dediğim gibi bu demokratik yapılanma uygun. Misalim şu, çok genelde şu lafı söylerler. Derler ki biri kötülük yapıyorsa bunu elinle düzelt, dilinle bir de buğz et şeklinde bir yaklaşım vardır. Ben şimdi bunun tamamen demokratik yapıyla alakalı olduğuna inanıyorum. Nasıl yani? Şimdi herkes kendince doğru olduğuna inandığı bir şeyi düzeltmeye kalksa toplum olmaz. Kaos olur. Çünkü benim doğrum sana göre farklı olabilir. Benim doğruma uygun hareket etmeyen biri varsa, ben de eğer buna gücüm yetiyorsa adamı dövüyorum veya başka bir şey yani. Bu şimdi bu durumda herkes böyle yaptığı zaman toplumda kaos olur, düzen müzen olmaz, toplum da olmaz. O zaman ne yapıyor bu işte devlet? Benim adıma, madem ben sözleşme imzalamış mıyım devletle, hani sembolik anlamda söylüyorum yani. Madem insanlar birbirlerini yok edecek, çatışma, insan insanın kurduğu madem, o zaman bundan kurtulak diye ne yapmış adam? Diyor ki bundan kurtulmak için şey yapıyor. Bir devlet denen bir aygıt kuruyor. Bu bizim adımıza bizi düzenliyor. O zaman ben ne yapıyorum bakın? Kanunları var, tüzükleri var, yönetmelikleri var. Devlet bunları benim adıma yapıyor. Ben karışamam. Karıştığım zaman suç işlerim. Çünkü ben devretmişim. Sosyal mukavele denilen hadiseyi biliyorsunuz. İki, bunu fikri olarak ne demektir? Fikri olarak
uzmanların, yani işe aklı yetenlerin, ilim erbabının, hukukçuların, ekonomistlerin ürettikleri düşüncelerdir. Bu düşünceleri yönetim, idare bunlardan yararlanabilir, bunları uygulayabilir. Bakın, dille düzeltmenin sembolik anlatımı. Peki diğer yandan kalple buğz. Bu ne demektir? Ya ben bu işi önleyemiyorum, engel olamıyorum. O zaman seçim denen bir olgu var. O zaman seçimde ben başka birini seçerim yani. Demokrasinin bir özelliği. O zaman gördüğünüz gibi bakın bir yorum yaptım. Bu yoruma diyebilirsin çok zorlamalı falan. Hayır yani olabilir. Bu bir düşüncedir. Bir farklı düşünce olabilir. Dolayısıyla benim burada söylediğim şu anda insanlığın ulaştığı en şey tecrübe yönetim anlamında demokratik bir yapının olduğudur. Bundan sonra farklı insanlar farklı düşünceler geliştirebilir. Yani bu bir nas değildir yani. Geliştirebilir ama şu anda uygun ve zaman zaman aksayan yönleri varsa da bunlar ıslah ediliyor. Edilir yani. Her zaman edilir. Mesela küresel ekonomik modelle ilgili aksayan yönler her sene ne oluyor? Davos ruhu diye bir şey var. Adamlar zengin ülkeler gidiyor orada. Diyorlar ya şu işler biraz aksıyor. Bunu nasıl düzeltiriz? Tamam kapalı kapılar veya açık kapılar içinde bunları bir çözüm üreterek ömrünü uzatıyor. Sürdürülebilir yapıyor yani. Evet bu kadar benden. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Sanırım sorumuz yok. Bu hocamızın da söylediği gibi bu yeni dini piyasa ekonomisiyle yeni kültür hareketlerin teşvik edilmeyeceği bir ortam dileyerek daha sağlıklı günlerde, sağlıklı bir ortamda, yüz yüze yapacağımız etkinliklerde kıymetli hocamız Profesör Doktor Hüsnü Ezber Bodru hocamızı yeniden ağırlamak üzere. Bugün akademik kariyerde epistemik cemaatler ve gruplaşmalar üzerine yaptığı bu değerli söyleşiden dolayı da tekrar teşekkür ederek bu oturumu o zaman kapatmak istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim sonunda? Tabii ki, buyurun hocam. Bu hani madem ekonomi üzerinde birazcık durduk, bu cemaatlerin önemli bir özelliği de mesela din genelde kapitalizmin bir takım olumsuzlukları karşısında bunun karşısına dik durabilen bir yapıdır. Ama bu yapıyı, bu neoliberal temelli kapitalist model bu yapıyı engellemek için cemaatlerle dost olabilir. Bu cemaatlerle dost olarak bunların yanında bunları koruyormuş gibi davranarak bir takım bu neoliberal ekonominin değerlerini meşrulaştırabilir. O zaman da bu Türkiye'de bu da yaşandı. Bu FETÖ'nün önemli zararlarından biri de budur. Yani neoliberal modeli yani vahşi kapitalizmi İslam'la güya özdeşmiş gibi, onun değerleriyle uyuşuyormuş gibi tam da bu Batı'da son zamanlarda ileri sürülen tezler vardır. Mesela Hazreti Peygamber denir. İlk tüccar, çok zengin falan. Bir kere neydi o? Köhler Benedik diye bir adamın Kapitalizmin Doğuşu diye bir kitabı var. Getiriyor diyor ki bunun doğuşunu İslamiyet'le Hazreti Muhammed diyor işin başında, baş sayfada. Bu diyor mesela Arabistan'ın en zengin adamı. Yani şu son derece çirkin bir laf. İki sayfa sonra diyor ki buna
Sen diyor davandan vazgeçersen seni Arabistan'ın en zengini yapacağız. E tamam da zaten madem en zenginin niye böyle oluyor falan. Çelişkilerle dolu. Maxi Brodinson diye bir adam vardı. Bu da aynı şekilde İslamiyet'i kapitalizmin öncüsü olarak gösterme eğilimi vardır. Bu müsteşrik dediğimiz şarkiyatçılarda bu vardır. Dolayısıyla Weber'in Protestan ahlakını yani dine kapitalizmi dayandıran tezine karşı bunu Protestanlık değil aslında İslam yapmıştır diyerek zımnen İslamiyet'e bir darbe vurma çalışıldığını da belirteyim. Bunu da cemaatler yoluyla yaptığını burada açıkça söylüyorum yani. Teşekkür ederim. Hocam tekrar kıymetli konuşmanız için çok teşekkür ediyorum. Tüm enstitümüz adına kıymetli öğrencilerimize de katıldıkları için teşekkür ederim. Hepimiz çok faydalandık hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Recep hocam kapatabiliyoruz değil mi? Tabii hocam kapatabiliriz.